Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de felsefenin gelişimi bir dersine, Türkiye'de modern anlamda felsefenin yerleşmesini ve gelişmesini sağlayan düşünürleri inceleyerek devam ediyoruz. Bu programımızda Aydın Sayılı, Cemal Yıldırım, Theo Gürümberg ve Nihat Keklik üzerinde duracağız. Bu düşünürlerin eserleri ve felsefe anlayışlarına değineceğiz. Arkadaşlar, eserleri ve felsefe anlayışı üzerine duracağımız ilk isim Aydın Sayılı. 1913-1993 yılları arasında yaşayan Aydın Sayılı, büyük önder Mustafa Kemal'in desteğiyle Harvard Üniversitesi'nde doktora yapmaya hak kazanmıştır. Dünyada bilim tarihi konusunda ilk doktora sahibinin kendisi olduğu kabul edilir. Yurda döndüğünde ise Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde hocalık yapmıştır. Aydın Sayılı'nın öne çıkan eserlerini İslam'da Rasathane ve Genel Rasathane Tarihindeki yeri Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda matematik, astronomi ve tıp, bilim ve öğretim dili olarak Türkçe olarak sayabiliriz. Aydın Sayılı bu eserlerinde bilim tarihçisi olarak bilimin ne anlama geldiğini, nasıl bir yapıya sahip olduğunu, nasıl bir yöntem kullandığını ve toplum için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında bilim tarihinin başlangıcı olarak kabul ettiği ilk Çağ Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarını matematik, astronomi ve tıp bağlamında bilimin nasıl oluştuğunu verilere incelemiştir. Çeşitli çalışmalarında İslam dünyasında bilimin nasıl seyrettiğini araştırarak bilimin tarihsel seyrini 20. yüzyıl bağlamında sergilemiştir. Ayrıca bilim kökeninin eski çağ Yunan medeniyetinde ya da yeni çağ Avrupa medeniyetinde olduğu görüşlerini de reddetmiş, buna karşı olarak bilimin ilk çağının Mezopotamya ve Mısır'da geliştiğini savunmuştur. Sayılı, ortaya koyduğu bu görüşleriyle modern bilim anlayışının temel kabullerine karşı çıkarak ve kendi düşüncelerini temellendirerek felsefe yapmanın en iyi örneklerinden birini sergilemiştir. Bu programda inceleyeceğimiz ikinci isim Cemal Yıldırım. Yıldırım 1925'te Diyarbakır'da doğmuştur. Eğitim müfettişi olarak başladığı meslek hayatına İngiltere'de yaptığı eğitim felsefesi ve bilim felsefesi doktorası ile devam etmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mantık, bilim felsefesi ve bilim tarihi dersleri vermiştir. Cemal Yıldırım'ın öne çıkan başlıca eserleri Bilim, Onun Anlamı ve Metodu, Bilim Felsefesi bilim tarihi, matematiksel düşünme, 100 soruda mantık el kitabı ve bilimin öncüleri olarak karşımıza çıkar. Adları geçen bu kitaplarında Cemal Yıldırım bilim felsefesi sorunlarıyla uğraşmış, bu bağlamda bilim felsefesinin kökenlerini, yapısını, amacını, yöntemini çok çeşitli yönleriyle ele alıp incelemiştir. Bu sorunlara ilişkin görüşlerini bilim tarihiyle de destekleyerek bilim felsefesiyle bilim tarihi ilişkisini iyi bir şekilde ortaya koymuştur. Bilimin temel unsurlarından biri olan matematik üzerine bilim felsefesi bağlamında bir çalışma yapması da onun önemli özellikleri arasındadır. Cemal Yıldırım çalışmalarıyla bilim felsefesinde kaynak eserler üretmiş ve alanın yapısını ortaya koymuştur. Bu programda değineceğimiz bir diğer felsefeci ise 1927 doğumlu Theo Gürümberg. Kimya mühendisliği eğitimi almış ancak sonrasında felsefe doktorası yapmıştır. İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde felsefe ve mantık dersleri vermiştir. En bilinen eserleri sembolik mantık, önermeler mantığı, anlam kavramı üzerine bir deneme, modern mantık, epistemik mantık üzerine bir araştırma ve mantıksal anlam kuramı bir giriş denemesidir. Grünberg ağırlıklı olarak analitik felsefe ve mantık çalışmış ve felsefe anlayışını da bu çerçevede oluşturmuştur. Ona göre felsefenin amacı ön dayanaksız bilgi sağlamaktadır. Felsefe dışındaki bütün bilgi dalları ancak ön dayanaklı bilgi sağladıklarından felsefe ile bütün diğer bilgi çeşitleri arasındaki köksel bir ayrım ortaya çıkmaktadır. Felsefenin görevi ön dayanaksız bilgi sistemlerinin kavram çerçevelerini kurmaktır. Güvenilir bilgi sağlama amacını güden felsefenin başvurabileceği yegane metot, bilgi sistemlerinin ilkel terimlerinin tanımlanması yani bu terimlerinin anlamlarının tam olarak aydınlatılmasıdır. Bilgi edinme çabasında bilgi sistemleri için yeni kavram çerçevelerinin yaratılması veya eldeki kavram çerçevelerinin değiştirilmesi, eldeki bilgilerin söz konusu kavram çerçeveleri aracılığıyla belgelenmesidir. Birinci aşama filozoflar, ikinci aşama bilim insanları tarafından gerçekleştirilir. Analitik felsefe anlayışını bilgi ve anlama sorunu üzerinde çok iyi örneklemiştir. Arkadaşlar, Felsefe anlayışından ve eserlerinden söz edeceğimiz son isim Nihat Keklik. Nihat Keklik 1927 yılında doğmuş ve liseyi Galatasaray Lisesi'nde bitirmiştir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi bünyesinde Arap ve Fars filolojisinde almış ve sonrasında felsefe bölümünde asistan olmuştur. Nihat Keklik'in öne çıkan eserlerine bir göz atalım. Muhittin İbnül Arabi Hayatı ve Çevresi, İslam Mantık Tarihi ve Farabi Mantığı, Felsefe mukayeseli temel bilgiler ve kaynaklar, felsefenin tekniği, felsefede metafor, Türk İslam felsefesi açısından felsefenin ilkeleri, Türklerde ahlak ve dünya görüşü bu eserlerden bazılarıdır. Nihat Keklik, İslam felsefesi merkezli felsefe anlayışı sergilemiştir. Çalışmalarının tamamının bu yönde oluşu bunun açık bir göstergesidir. Felsefeyi daha çok temel terimlerini tanıtma bağlamında ele almıştır felsefe, filozof, hikmet, hakim, feylosof terimlerine yüklenen anlamlar hem Batı felsefelerinde hem de İslam filozoflarının tanım ve yorumlayışları ile tanıtılmıştır. Bunun yanında felsefenin disiplinleri üzerine de durduğu önemli konular arasındadır. Orta Çağ felsefesinin özellikleri, Hristiyan düşünürlerin kısa tanıtımları, Süryanilerin İslam düşüncelerine katkıları, İslam düşüncesinin kaynakları, felsefenin zorlukları ve nasıl kolaylaştırılacağı, bazı Müslüman düşünürleri tanıtmak yoğunlukla üzerinde durduğu konular olmuştur. Keklik çalışmalarında İslam medeniyetinde felsefenin nasıl anlaşıldığı ve yapıldığına ilişkin tespitler yapmıştır. İslam felsefesinin felsefe bölümlerinde okutulmasında öncülerinden biri olmuştur. Evet sevgili arkadaşlar, ülkemizde felsefenin ilerleyişine katkıda bulunan felsefeciler üzerine durduğumuz bu programımızda Aydın Sayılı, Cemal Yıldırım, Teo Gürünberg, Nihat Keklik hocaların felsefe anlayışlarına ve önemli eserlerine değindik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.